Oturalım bilgisayarın başına. Günde 12 saat harıl harıl çalışalım. Bunu yapacağım, şunu yapacağım. Dijital pazarlama öğreneceğim, e-ticaret öğreneceğim, reklam ajansı kuracağım, dropshipping falan, artık ne yapıyorsanız inanılmaz çalışıyorsunuz. Aklınızdaki o zenginlik ve başarıya ulaşabilir misiniz? Asla, asla ulaşamayacağınızı %100 garanti ederim. Herkesle aynı zaman dilimi içerisinde ne yaptığınız kıymetli. Buradan koparsanız bitersiniz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başarı ve zenginliğin önünde bilmeniz gereken en temel 3 maddeden bahsedeceğim. Neden? Biliyorum bu kavramlar, bu konular biraz spiritüel yaklaşılıyor bunlara, bir. İkincisi, herkesin bu konular hakkında bir fikri var. Sizi çok iyi anlıyorum ama bugün sizlerle gerçekten bu 3 madde, bu 3 maddenin altındaki onlarca maddeyi konuşup aslında tüm bunlar için gerçekte, realitede neler var, onları size göstermek zorundayım, anlatmak zorundayım. Çünkü Türkiye'de, globalde de bu böyle aslında. Bu insanlar biliyorsunuz kendilerini gizlemeye çok yatkın. Hatta bu başarılı ve zenginliği elde eden insanların %99'u kendilerini saklıyorlar. Bu konuda onları suçlayamam. Çünkü bazı insanlar kamera karşısına geçip anlatmayı sever, bazıları sevmez. Ancak ben bir şeyleri kamera karşısına geçip anlatmayı sevsem de bir, bu kadar çok içerik üretmenin ne kadar doğru olduğunu sürekli düşünüyorum. Ama benim işim içinde, yani bir kitleyi elinizde tutmak için de bu tür içerikler üretmek zorundayım. Ve aynı zamanda bu sürece ve bu planı, yani bu sürece girerken ve bu planı yaparken ben de kendime belli sözler verdim. Kendi amacımı buldum ve o planda ilerliyorum. O yüzden kamera karşısındayım. Bunları anlatıyorum ve aslında bunları anlatmak zorundayım. Şimdi neden zorunda olduğumu, neden plana sadık kaldığımı da aslında bu 3 maddede bahsedeceğim. Çünkü bunlar işte başarının ve zenginliğin aslında formülü. Formülün içindeki ufak bir madde. Peki nedir bu? Hem benim şu anda saklamak istesem de plana sadık kalıp anlattığım şeyler neler? Hem bunları neden yapıyorum? Hem de bu anlattığım maddelerin benim hayatımdaki rolleri ne? Bana neler kattılar? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle birinci konu öz bakım. Öz bakım derken kavramlar çok basit. Başarı ve zenginlik. Şimdi başarı ve zenginlik dediğimiz kavramlar tamamen öznel kavramlar. Başarı kişiye özeldir. Dünya çapında bir başarı da elde, yani şöyle diyebilirsiniz, ya Raif iyi hoş diyorsun da ama dünya çapında başarı elde etmek falan, bunlar nesnel değil midir? Hayır, değildir. Bugün benim çok başarılı bulduğum birisini siz gerçekten başarılı bulamıyor olabilirsiniz. Ya da dünyada belki birçoğumuzun başarılı olarak kabul ettiği insanları başarısız olarak kabul eden de 1 milyon tane insan vardır. Buluruz yani illaki. O yüzden başarı herkes tarafından kabul görmek zorunda değildir. Başarı özneldir. Bir kere gelin beraber bu YouTube videosunu izlerken başarının size özel olduğunu bir kabul edelim. Tamam mı? Yani bunu size çok rahatlıkla az önce de kanıtladım. Aklınıza çok başarılı bulduğunuz birini getirin ve sokaktan çevirdiğiniz birisinin, başka birisinin onu başarılı bulmama ihtimalini düşünün, değil mi? Her zaman var bu ihtimal. Yani başarı ne demektir? Herkes tarafından onaylanmasına gerek olmayan bir şeydir. Yani demek ki başarı herkes tarafından onay almak zorunda olmadığımız bir kavram. Yani öznel bir kavram. Önce gelin kendimiz için başarıyı tanımlayalım. Sizin için başarı ne demek? Ne yaptığınızda kendinizi başarılı hissedersiniz? Şu anda yapamadığınız, ileride yapmak istediğiniz hedeflerinizi gerçekleştirirseniz başarılı hissedersiniz, değil mi? Kendinizi. Başarı budur gibi geliyor bana. Artık başarı sizin için neyse, net bir rakamda para kazanmak mı, net bir varlığa ulaşmak mı ya da ne bileyim bir müşteri sayısına ulaşmak mı bir işletmeyseniz, bilmiyorum. Başarı neyse onu hayal edin. Tamam mı? Bir, bunun için ne gerekli, onu konuşacağız. Bu, çünkü anlattıklarım tüm başarı faktörleri için gereken bir şey. İkincisi de şu, zenginlik. Zenginlik de öznel bir konu. Mesela ben zengin miyim? Belki videoyu izleyen size göre zenginim ama Acun'a göre çok fakirim. Yani eğer bunu parayla değerlendirirsek, bana göre Acun Ilıcalı çok zengin ama Ferit Şahin'e göre o kadar değil. Yani ne demeye çalışıyorum? Zenginlik de göreceli bir kavram. Yani Elon Musk'a göre de Acun Ilıcalı zengin değil. Bir de başarının yanında zenginliğin sizin için ne ifade ettiğini çok iyi anlamaya çalışın. Şimdi beraber bu iki kavramı düşündük. Benim için dedim zenginlik bu, dedim başarı da bu. Hatta zenginlik nedirle alakalı bir podcast'te çekmiştik. Ben orada zenginlikle alakalı çok basit tabirlerde bulunmuştum. Bir de bu ikisinin yanında bulunduğumuz coğrafyada ekonomik olarak geçinmek için belli
net minimum rakamlar söyleyebiliriz değil mi? Yani işte ya bu coğrafyada gerçekten mesela İlber Ortaylı bile bu konuda zamanında bir YouTube videosunda net bir görüş belirtmiş. Ne demişti? O zamanın enflasyonuna göre birkaç ay oluyor sanırım bu konuşmasında. Ne demişti? Ayda 100 bin TL gibi bir rakam bir kişinin İstanbul şartlarında rahat rahat yaşaması için gereken minimum rakamdır demişti. Şimdi bu konuda bir miktar nesnel bir konu. Yani en azından şu anda anlık İstanbul şartlarında hadi enflasyon sürekli değişiyor, döviz bazında konuşayım. Gerçekten kafanızın rahat, böyle çok fazla bir şey düşünmeyeceğiniz, bunun yanında bir hobi edinebileceğiniz, farklı güzel kültürel faaliyetlerinizin, tatil faaliyetlerinizin içinde bulunduğu bir hayat, gerçekten insan gibi yaşamaktan bahsediyor. Bunlar lüks değil. Bunlar için ben rahatlıkla minimum bir 10 bin dolar, hadi diyelim iyi düşünüyorum, biraz daha şey düşünüyorum, hani 5 bin 10 bin dolar bandında bir para kazanmak gerekiyor. Bence işte bunun üstü zenginlik. Bu benim fikrim. Ama hani minimum Türkiye şartlarında bu rakamların insan gibi yaşamak için gerektiğine bence hepimiz okeyiz değil mi? Hepimizin kabul ettiği bir konu. Şimdi net nasıl bir tablo çıktı karşıma? Bir, benim için başarı. İki, benim için zenginlik. Ve üçüncüsü de bütün tüm bunları rahat rahat insan gibi yaşayabileceğim, tüm bunları rahat rahat düşünebileceğim bir finansal özgürlük çemberi. Bunun içine girmem lazım bir de benim. Tamam, işte tüm bu anlattıklarım için gereken 3 temel maddeyi çıkardım. Gerçekten bu video için uzun zamandır düşünüyorum. Çünkü bir şeyi kısıtlamak, böyle maddelere ayırmak, az madde söyleyerek yani öz konuşabilmek çok zor. Çünkü biliyorsunuz yani ben size burada 10 saat konuşayım benim için çok rahat. Ama bunu 15-20 dakikalık bir videoya sığdıracaksak size gerçekten nokta atışı şeyler anlatmam lazım ki videoya girerken bile yani 8-10 dakika konuşmak zorunda kaldım. 1. Öz bakım. Peki neden öz bakım? Arkadaşlar bakın, öz bakımı ikiye ayıralım. Bunlardan birinci taraf, bu tarafımız öz bakımda fiziksel olsun. Bu tarafımız da daha mental olsun. Öz bakım, öz yani kendimiz, kendimize bakmamız demek. Bunu birincisi fiziksel olarak gerçekleştirmek zorundayız. Sabah uyanınca bir dişinizi fırçalamak bile minimum. Her sabah bir duş almak, işte ayna karşısında kendinize bakıp biraz vakit geçirmek. İşte bu vakti cilt bakımı yaparak da geçirebilirsiniz, saçlarınızı tarayarak da geçirebilirsiniz. Artık canınız ne istiyorsa, ben burada cilt bakım uzmanı değilim ya da ne bileyim kişisel bakım uzmanı değilim. Ben sadece size işin neden böyle olması gerektiğini anlatıyorum. Çünkü her sabah öz bakımınıza fiziksel olarak biraz dikkat ederseniz ayna karşısında biraz vakit geçireceksiniz. Ayna karşısında birazcık vakit geçirmek demek sizin o gün ne kadar özel bir insan olduğunuzu, ne kadar güzel bir insan olduğunuzu, neleri yapma potansiyelinizin olduğunu size düşündürür. Ayna karşısında mesela cilt bakımı yaptığınız hayalde. Ben mesela bunu söylüyorum. Ben cilt bakımı yapıyorum. Ve ayna karşısında bunu yaparken işte o gün neler yapacağımı düşünüyorum, potansiyelimi düşünüyorum. Düşünmek için ayna karşısında ve kendime bakarken aynı zamanda kendime değer verirken, çünkü bu kendime verdiğim bir değer, kendime değer gösterirken ayna karşısında vakit geçiriyorum. Bu gerçekten arkadaşlar potansiyelinizi keşfetmek, o güne böyle hazır başlamak için çok önemli ve çok kritik bir şey. Mesela buna spor yapmayı da ekleyebilirsiniz. Yani öz bakımınızın içine. Her gün bir saat egzersiz yapmak. Mükemmel bir vücuda sahip olmak zorunda değilsiniz. Yani ben de mükemmel bir vücuda sahip değilim. Benim de hala çözmeye çalıştığım yeme bozukluklarım var. Okey. Ama ben her gün egzersiz yapmaktan bir şekilde vazgeçmiyorum. Hem rehavetimi kırıyorum, hem nabzımı yükseltiyorum. Hem de öz bakımıma biraz daha vakit ayırmış oluyorum. Bu insanın kendine ayırdığı vakitler çok kıymetli. Bunlar sizin en az bilgisayar başında çalışmanız kadar. Hatta bana kalırsa hiç abartmış olmayacağım. Teknik olarak işinize çalışmanızdan daha da değerli şeyler. Daha da değerli şeyler. Yani gerçekten gün içerisinde ana işlerinizi bitirip eğer bütçeniz varsa haftada bir masaja gittiğinizi, işte haftada 3-4 gün egzersiz yapmaya gittiğinizi, her sabah ayna karşısında bu bütün işlerinize ve yoğunluğunuza rağmen, yapmak istediklerinize teknik olarak, yapmak istediklerinize rağmen ayna karşısında kendinize bir yarım saat ayırdığınızı düşünün. Muhteşem değil mi? Muhteşem hissedersiniz. İşte bu bütün hissiyatlar da tamamen hormonlarla yönetilen şeyler. O hormonları nasıl çalıştıracağınızı bilirseniz işte o sizi gerçekten böyle kendinize saygı duyduğunuz bir insan haline getirir kendinizi. Bu yüzden acayip önemli. Peki geliyorum diğer kısma. Fiziki kısmı geçiyorum. Mental olarak öz bakımınızı nasıl yaparsınız? Burada da sabah işte kişisel bakımınızı yaptıktan sonra bir 10 dakika kadar nefes egzersizi yapın. Böyle bir oturun. Ellerinizi böyle bir dizlerinizin üzerine koyun. 5 dakikalık bir alarm çalıştırın.
Gözlerinizi kapatın. Derin derin nefesler alıp vermeye çalışın. İnternetten bunları daha iyi nasıl yapabilirim diye ufak tefek araştırmalar yapın. Neden? Kendin için bir araştırma yapıyorsun. Neden? Nefesini kontrol etmek için şöyle bir 5 dakika ayırıyorsun. Bir kitap okuyorsun mesela. Değil mi? Kendin için. Hayatta kendimize o kadar vakit ayırmıyoruz ki. Hayatta kendimizi o kadar değersiz görüyoruz ki. Maalesef bunu bitirmeden başarı olamaz. Bakın bu konu neden birinci adım biliyor musun? Bunu boş verdiğinizi düşünün. Oturalım bilgisayarın başına. Günde 12 saat. Harıl harıl çalışalım. Bunu yapacağım, şunu yapacağım. Dijital pazarlama öğreneceğim. E-ticaret öğreneceğim. Reklam ajansı kuracağım. Dropshipping falan artık ne yapıyorsanız. İnanılmaz çalışıyorsunuz. Aklınızdaki o zenginlik ve başarıya ulaşabilir misiniz? Asla. Asla ulaşamayacağınızı %100 garanti ederim. Bakın bir işe çok çalışarak başarılı olabileceğinizi garanti edemem. Ama bunu birinci maddeye koyarak hayatta bir alanda başarılı olabileceğiniz size garanti edebilirim. İşte o yüzden bu 3 madde önemli. Bu 3 maddeyi de hayatınıza koyduğunuzda hayatta bir alanda bu başarı ve zenginlik kavramını yakalayacağınıza garanti edebiliyorum. O yüzden bu 3 maddeyi çok ince eleyip sık dokuyarak sizin karşınıza çıkardım. Mental olarak peki bu konuyu da bitireyim. Nefes egzersizi dedim. Başka ne olabilir? Bir meditasyon yapabilirsin. Gerçekten çok hangi dine mensupsan o dinle alakalı bir spiritüel bir dinlendirici bir etkinlik. Mesela işte Müslümanlar namaz kılmak gibi, işte dua etmek gibi. Değil mi? Yani daha sakinleştirici. Bütün dinlerde vardır bu. Ruhu dinginleştiren, sakinleştiren etkinlikler, aktiviteler. Çünkü yani benim burada hangi dine mensup olduğum önemli değil. Burada önemli olan videoyu izleyenlerin, yani her dinden veya bir dine bağlı olmayan insanlar olabileceği. O yüzden çok genel konuşuyorum. Meditasyon yapabilirsin. Çok güzel. Çok gerçekten her gün meditasyon için ayırdığın 15 dakika seni inanılmaz yerlere götürecek. Ya o yüzden bu dediklerimin lütfen hiçbir maddesini atlamayın. Birinci öz bakım maddesini bu şekilde bitiriyorum. İkinci madde dijital pazarlama. Şimdi Reif bu kadar güzel işte öz bakım, öz şefkat gibi konulardan girdin. Dijital pazarlama ikinci madde ne alaka diyeceksin. Haklısın ama ne iş yapıyorsan yap dijital pazarlama konusunda bilgi sahibi, fikir sahibi ve tecrübe sahibi olmadan başarıyı elde edemezsin. Edemezsin. Nokta, nokta yani. Başka bir şey, olayı yok. Neden? Gelin bu konuda biraz düşünelim. Şimdi dijital pazarlama nedir? İşini dünyaya açmaktır. İşini var olan mesela fiziksel bir dükkansın değil mi? Bir sokakta iş yapıyorsun ve vizyonun o sokaktan geçen insanlar kadar. O sokağın kalabalık olması, işte az kişinin geçmesi, hafta sonu olması, hafta içi olması değil mi? Bu kadar vizyonun. Ama dijital pazarlamayı öğrendiğinde vizyonun en az 100 kat, 1000 kat artacak. Diyeceksin ki sadece benim sokağım değil, benim mahallemde, benim şehrimde, benim ülkemde, benim bulunduğum dünyada gitgide bu kademeleri arttırıp vizyonunu genişletip potansiyel müşterilerin aslında o sokaktan geçenlerden değil bütün dünyadan ibaret olduğunu anlayacaksın. Bu aşırı kritik. Peki bunu anladın. Oturdun dedin ki ben dijital pazarlama öğreneceğim. Neden önemli? Ben başarı ve zenginliği istiyorsam az çok para yönetmeyi biliyor olmam lazım. Bu konuda kimse bana karşı çıkar mı? Hayır Raif. Bana birisi şunu diyebilir mi? Bence diyemez. Hayır Raif. Para yönetmesine, parayı nasıl yöneteceğini bilmesine, ne bileyim vergilendirmeyi bilmesine, fatura kesmeyi bilmesine, işte parayla alakalı muhasebesel şeyleri bilmesine, hesap kitap bilmesine gerek yok. Başarı ve zenginliği bu olmadan yakalayabilir. Bana kimse karşı çıkabilir mi? Bence çıkamaz. İşte dijital pazarlamada günümüzde şu an böyle. Bunun yanına bir de artı dijital pazarlamayı eklemek zorundasınız. Dijital pazarlamada şunu göreceksiniz. Benim bir kere hedef kitlem bütün dünya. Bu bir. Vizyonumu bir anda 8 milyar insana kaydırdım. İki. Hedef kitleleri öğreneceksiniz. Benim hedef kitlem kim? Kimler alır? İnternette dolaşan bu insanlardan hangileri benim potansiyel müşterim? Ya da ya internette böyle bir hedef kitle var. Bu hedef kitleye uygun bir ürünü üretebilirim. Değil mi? Yani bir köre hiç hayatı boyunca görmemiş, görme engelli doğan bir bireye renkleri anlatabilir misiniz? Onun aklına renklerle alakalı bir çalışma gelebilir mi? Renkleri rüyasında görebilir mi? Göremez. Dijital pazarlama, hedef kitleler bunları bilmeden de aklınıza yeni bir iş fikri, yeni bir ürün, yeni bir kampanya, yeni bir fikir gelemez. Bunları anlayamazsınız. Bir şey hiç bilmiyorsun o konuyla alakalı bir hayal kuramazsın. Bir hedefin olamaz. O yüzden dijital pazarlamayı öğrenmek ve dijital pazarlamanın içinde neler var? Hedef kitleler var. Bunu öğrendin. Analiz etmek ve test etmek var. Bunu öğrendin. Ben neyi analiz edeceğim? Ya benim işlerimin şu anda daha iyi gitmesi için neleri analiz edebilirim? Kendi işin, başarmak istediğin şeyle alakalı denklemler kurup bu denklemleri tek bir bilinmeyen yerleştirip test yapmayı öğrenirsin dijital pazarlamada. Ben e-ticaret sistemindeki satışları arttırmak istiyorum. Dijital pazarlama bilirsem
tek bilinmeyenli denklemler kurarım. Örnek veriyorum, ürünümün fiyatı. Bu denklemde tek bilinmeyen ürünün fiyatının yüksek olursa daha mı çok satacağı, düşük olursa mı daha mı çok satacağı, yoksa şu anki fiyatının optimum olduğu mu? Bunları bilmiyorum. Otururum, ürünümün fiyatını önümüzdeki 3 gün için bütün değişkenleri sabit tutup reklam ücretimi, kampanyalarımı, paylaşımlarımı, her şeyimi aynı tutup fiyatı yükseltirim. Önümüzdeki bir hafta boyunca değişikliklere bakarım. Daha büyük şirketler bunu tabii daha uzun vadelerde yapıyor. Sonra biraz daha fiyatımı düşürürüm optimum fiyatımdan. Biraz da ona bakarım. Sonra dönüp bir iki hafta sonra şunu analiz ederim. Ben bu denklemde ürünün fiyatını değiştirmek harici her şeyi sabit tuttum ve hangi dönemde daha çok kar ettim? Anlatabiliyor muyum? Dijital pazarlama size o yüzden başarıyı sağlar. Diğer bir konu, kitle toplamak ve kitleyi elinde tutmak konusu. Dijital pazarlamayı bilen biri bunu da bilmek zorunda. Bunu da öğrenir. Yani dijital pazarlama konusunda kendini geliştiriyorsan bu konuyu da bilirsin. Peki bu senin ne işine yarayacak? Çok basit. Sen marka oluşturuyorsun. Zenginlik ve başarı için asla reddedemeyeceğimiz bir konu markalaşmak. Kişisel markalaşmak olabilir, işte bir ürünlü markalaştırmak olabilir, hiç önemli değil. Ne yapıyorsan markalaşma konusunun en temel olayı ne? Kitleyi elinde tutmak. Kitleyi elinde tutan bu bahsettiğim her şeyi elde eder. Kitleyi elinde tutmak için de yapman gereken tek şey dijital pazarlamayı çok iyi anlamak. Çünkü eğer dijital pazarlamayı çok iyi anlarsan iyi içerikler üretirsin. Hedef kitlelerini test edersin. Onları kitleyi elinde tutacak, marka sadakati yaratacak çok önemli stratejiler belirleyebilirsin. Bunlar seni hayatta ihya edecek. Bu başarı ve zenginlik dediğimiz faktörleri sana kazandıracak kilit noktalar. O yüzden bir öz bakım, iki dijital pazarlama. Bu iki konu kesinlikle ve kesinlikle hayatınızda olmalı. Üçüncü konu ne? Üçüncü konu mindset. Growth mindset. Yani Türkçe tabiriyle gelişen, büyüme odaklı zihin yapısı. Eğer hayatında bu bana yeter, bunu yapamayız, paramız buna yetmez, bu bizi aşar gibi olumsuz ifadeler kullanıyorsan sen fixed mindset'sin. Yani sınırlı zihin yapısı, kendini sınırlandıran, cam tavanlar olan bir zihin yapısındasın. Ama bunu nasıl yapabilirim? Senden bu konu hakkında bir feedback, geri dönüş, yorum, eleştiri alabilir miyim? Bu aldığım eleştirileri, yorumları nasıl işimi geliştirmekte kullanırım? Evet, daha da büyüyebilirim. Evet, büyümek istiyorum. Gelişmek için bugün ne yapmalıyım? Bunları gün içinde düşünüyorsan, bunları hayatına katıyorsan artık growth mindset'e, yani gelişme odaklı, büyüme odaklı zihin yapısına odaklanıyorsundur. Buraya geçmeye başlamışsındır demek. Ve ben bunu böyle bir tek cümleyle ifade ediyorum. O da ne biliyor musunuz? Growth mindset benim için. Gerekeni yapma kabiliyeti. Gerekeni yapabilmek. Gerekeni yapmak. Gerekeni yapmak nedir biliyor musunuz? O işi ya da işinizi zaten, yani eğer growth mindset'e geçtiyseniz yaptığınız işi zaten seviyorsunuzdur ama yaptığınız iş çok büyük bir kavram. O yaptığınız, kurduğunuz, sevdiğiniz işin içerisinde birçok sevmediğiniz ufak noktalar olabilir. İşte o noktalarda sevip sevmediğinize bakmadan bir disiplinle gerekeni yapmaktan bahsediyorum. Ben çok seviyorum. Mesela internette bir butik açıp hobim olan anahtarlıkları üreterek çok büyük satışlar elde edebilir, çok iyi noktalara gelebilirim. Harika. Ama ben fatura kesmeyi sevmiyorum. Vergi ödemeyi sevmiyorum. Para yönetmeyi sevmiyorum. Öyle şeyler sevmiyorum. Yapmayacağım. Batarsınız. Ama growth mindset'te olursanız gerekeni yaparsınız. Sevmek zorunda değilsin. Bu arada parayla uğraşmayı ben de sevmiyorum. Bu konudan örnek veriyorum çünkü. Ama şu anda hiç tahmin etmediğim kadar muhasebe, para yönetimi, vergilendirme, vergilerden kaçınma, işte parayı şirketler arası kaydırma, yönetme, yatırım yapma gibi şeyleri çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Bayılıyor muyum? Çok mu seviyorum? Ama çok iyi biliyorum. Bu konuda çok iyi olduğumu söyleyebiliyorum. Bu sevip sevmememle alakalı bir durum değil. Yıllardır hiç olumsuz bir cümle kurmadım. Hiç. Biz bunu yapamayız, biz bunu beceremeyiz. Bu bize fazla, bu bizi aşar. Hiç demedim, hiç kullanmadım. Çünkü growth mindset'teyim. Hiç buradan çıkmadım, hiç buradan düşmedim. Bu üç konu var ya, bakın ne olursa olsun benle herkes dalga geçti. Herkes. İşlerin çok kötü gittiği noktada dahi sabah kalktım, bir duş aldım. Böyle bir ayna karşısında böyle bir en kötü bir kendime böyle bir güneş kremi sürdüm ya o gün. Bir dikkat ettim cildime yani. En kötü ihtimalle oturdum bir kitap okudum. Çok işler kötü giderken bile. Öz bakımı hiç bırakmadım. Hiç bırakmadım. Çevremdeki istisnasız herkes eleştirdi. Ya böyle bir durumda bile sen hala işte ayna karşısında vakit mi geçiriyorsun, şunu mu yapıyorsun? Arkadaşlar, kısa vadeli düşüşler olabilir hayatınızda ama bu üç konudan koparsanız hayattan koparsınız. Hedeflerinizden koparsınız, hayallerinizden koparsınız. Diğer insanların %99'u gibi insan olduğunuzu anlamadan ölür gidersiniz. Bu dünyadan göçersiniz. Hepimizin zamanı 24 saat, hepimizin
ortalama istisnaları geçiyorum. Hepimizin ortalama aynı ortalama bir ömür süresi var. Yani sonuç olarak kimse 100 yaşını geçmiyor. Yani o yüzden herkesle aynı zaman dilimi içerisinde ne yaptığınız kıymetli. Buradan koparsanız bitersiniz. 2. Dijital pazarlama. Hiçbir zaman hayatımdan çıkarmadım. Hiçbir zaman işler ne kadar kötü gitse dahi. Ya biz bir bırakalım. Bu işi bir kendi haline bırakalım. İşlerimiz çok iyi gidiyor. Dijital pazarlamayı şimdilik bir kenara alalım. Hiçbir zaman demedim. Diyen herkes gözümün önünde eridi. Herkes. Arkadaşlar hayat borsaya çok benziyor. Borsada kim kazanır? Yatırımcı. Borsa oynayan kazanır mı? Kazanmaz. Panik borsa oynayan her zaman kaybeder değil mi? Yani siz eğer işler iyi gidiyorken yatırım yapayım, işler kötü gidiyorken yatırımlarımı çekeyim derseniz ne olur? Uzun vadeli bir oyuncu olabilir misiniz bu oyunda? Olamazsınız. Ben yatırımlarımı hep ileriye götüreyim, hep büyüteyim, vizyonumu hep geliştireyim. Evet, dalgalanmalar olabilir, hayatımda olabilir, özel hayatımda olabilir, iş hayatında olabilir, sektörde olabilir, bulunduğum ülkede olabilir. Olmuyor mu? Hiç alakanız olmayan krizlerden etkilenmiyor musunuz? En ufak olayınızın olmadığı Türkiye'de krizler yaşamıyor musunuz? Yaşıyorsunuz. Orada yatırımlarımı çekeyim, geri gideyim. İşte dur bugün de bir kendime bakmayayım, dur bugün de bir dijital pazarlamayı bir işime dahil etmeyeyim, öğrenmeyeyim bu dönemde derseniz işte orada hayat damarlarınızı kesersiniz. Yine 3. Growth Mindset. Buradan düşerseniz, işte orada da hemen mazeretler devreye giriyor. Ne demeye çalışıyorum? İşler çok kötü şu an. Depresyondayım, modum çok düşük. Biz bu işi yapamayacağız, olmayacak, yapamayız. İşte şu an onun şeyde değiliz yani falan böyle. Kendinize mazeretler üretip, çünkü Growth Mindset'ten düşmeyi beyin ister. Beyin ister ki growth mindset'ten düşsün, konfor alanına geçsin. Yani fixed mindset'e geçsin. Beni hayatta tutsun yeter. İşte gitsin zor zamanlar için para biriktirsin. Zor zamanlar için para biriktirirseniz zor zamanlar yaşarsınız. Bu lafımı sakın unutmayın. Bu 3 maddede, bu çok fazla uzatıp sizi de sıkmak istemiyorum. Bu yarım saatinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı, video ile alakalı hissiyatlarınızı, farklı fikirlerinizi yorumlara lütfen bekliyorum. Beraber konuşalım, tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü bunlar eğer Türkiye'de bu sektör gelişecekse yapmak zorunda olduğumuz şeyler. Ben bu videoları çekiyorum. Sen o videoları beğeneceksin, abone olacaksın. Arkadaşlarınızla paylaşacaksın, yorum yapacaksın ki bir yerlere gelelim. Çünkü ancak bunları hep beraber yapabilirsek bir topluluk olarak bir noktaya gelebilir ve o maksimum tatmini elde edebiliriz. Durum bu. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.